iş yaşamına başlamaları çıraklıkla da çoğunun gerçekleştiği için staj ve çırak mağduru olarak da tanımlanan işe başladığı gün emekliliğinin esas olan sigortanın başlamamasıyla dolayı bir mağduriyetleri var. Çırak ve stajyerler işe başladığı gün yaşlılık sigortası başlamalı ve geriye dönük bu hakları staj ve çırak olarak esnaflığa başlayanlara ve çalışma yaşamı içinde olanlara da tanınmasını istiyorlar. Keza Bağkurlular, esnaf ve sanatkarların tamamının geriye dönük borçlanma hakkı taleplerini gündeme getiren kanun teklifleri de verdik. Bu konuda bir kez daha yeniliyoruz. Bağkurlu esnaf ve sanatkarlar geriye dönük borçlanma hakkı tanınmalıdır. İş yerlerinde kira artışları bazı bölgelerde anormal derecede yükselmiştir. Kira ödemekte de esnaf sorun yaşamakta. Hatta ilçelere kadar kira artışları nedeniyle esnaflar iş yerlerini artık tahsiye etmek durumunda kalmaktadır. Bunlardan kira stopajları dükkan sahibi tarafından ödenmeli. Kiracı bu ödeme yapmamalı ve kiraya bu süreç eklenmelidir. Esnafların içine düşürüldüğü durum gerçekten işler acısı. Siftah yapmadan işleri kapattığını bizlere anlatan esnaflarla karşılaşıyoruz. Farklı meslek dallarında oluşan sorunlar, özellikle yereldeki el sanatları dediğimiz küçük işletmelerde ustalar eliyle üretimi de ortadan kaldırma noktasına gelmiş bulunuyor. Maliyetlerin artışı, talebin düşmesi, alım gücü azalanların esnafa uğramasının sınırlı olması sorunlarının da katlamasına neden oluyor. Eğer çiftçide para varsa, emeklide, memurda, işçide para varsa o zaman esnafın işinde bir açılma gerçekleşir. Bugün emekli maaşı bir kurban fiyatının altında kaldıysa, işçinin, çiftçinin geliri daraldıysa esnafın da bundan etkilenmemesi mümkün değil. Bu bir döngüdür. Bu döngüde esnaf piyasada para dolaşımı daraldıkça daha da sorunlu ve sıkıntılı hale gelecektir. Onun için esnaflardan, esnaf kredi kooperatiflerinde aldıkları kredilere uygulanan ve %10'u bulan faiz artışları bir an önce geriye çekilmeli. Aldıkları, yani gidip de o parayı talep ettiklerindeki faiz üzerinden ödemelerinin gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Ülkemizde bilindiği gibi sözleşmeler genelde imzalatılırken çok kişi bunu okumaz. O nedenle de parayı aldığı, yani krediyi aldığı süreçte sözleşmelerde ne yazılı olduğuna bakmaz, alacağı paraya bakar. Ama o sözleşme içinde bu tür artımlara yol açacak maddelerin yer aldığını ne zaman ki böyle bir sorun ortaya çıkar o zaman fark eder. Ayrıca piyasa faizli dediğimiz, yani esnaf kefalet kooperatifi dışında esnafın kullandığı faiz de faiz artışlarından doğrudan etkilenmektedir. Yüksek faiz uygulaması esnaf için kredi erişimi sorunlu kıldığı gibi satışların daralmasından dolayı oluşan mağduriyetlerini de artırmaktadır. Bu yönde düzenlemeler sağlanmadığı takdirde çok iş yerinin kapanması, borcunu ödeyemeyen esnafın iflas etmesi, sıkıntılarının artmasıyla sektörden ve işten uzaklaşması olasıdır. Daha önceki bir ifademde dile getirdim. Çek ve senetle borçlanmalarla ilgili cezaevine girişlerde sınırlama sağlanmış olsa da belli uygulamaların kendi içerisindeki esnekliğinden kaynaklanan cezaevine girişin kapısı hala açıktır. Bu nedenle çekten, senetten cezaevine girenlerin sayısı da önümüzdeki süreçte artma olasılığı yüksektir. Bir an önce iktidar uygulamadaki özellikle kredi faizlerindeki artışı esnafın üzerine yük olarak yüklemekten vazgeçmeli. Perakende yasası çıkarılmalı. Prim gün sayıları düşürülerek emekliliğe ulaşmalarının yolu açılmalıdır.